Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bu videomuzda altın ons, gram altın, gümüş ons ve gümüş gram değerlendirmesi yapacağız. Bizler için bu hafta kritik öneme sahip rakamlar ve destekler. Ayrıca haftalık kapanışlar hangi bölgelerden olduğu sizlerle birlikte bunu bulmaya çalışacağız. Teknik analizimize geçmeden önce arkadaşlar beğen tuşunu kullanırsak ve kanalıma abone olmamış arkadaşlar varsa kendilerini kanalıma abone olmaya da bekliyorum. Altın ons tarafıyla hemen analizimize başlayalım. Altın ons da bizler için kritik olacak seviyeler. Ve bu hafta altın ons da 1855 seviyesinden gelen kapanışın bizler için ne değer taşıdığını sizlerle birlikte teknik grafik üzerinde bulmaya çalışalım. 1855 seviyesinden gelen bir kapanış altının ons tarafında arkadaşlar. Bizler için bir tık olumlu bir kapanışta diyebiliriz. Özellikle altının ons tarafında 1820'ler artık kademeli olarak bizler için bir dip seviye olarak kendini göstermiş oldu arkadaşlar. Yukarıda 1855 kanalı altının onsunda şu an itibariyle çalışmakta olan bir kanal aralığı olarak gözükmekte. 1855 seviyesinin önemi arkadaşlar bizler için altının ons tarafında. Bu kapanışları altının ons tarafı kendine destek yapabilirse 1855 seviyesini o zaman tekrardan işte bizler için 1917 seviyelerine doğru altının ons tarafında yukarı yönlü hareketler görmemiz mümkün olacak ve bu hareketlerde altının ons tarafını yukarı yönlü tekrardan 1900 dolarlar seviyesine doğru yukarı yönlü çekmesi beklentimiz dahilinde olan rakamlar içerisinde. Altının ons tarafında özellikle geçtiğimiz günlerde Janet Yellen'ın yapmış olduğu dolar açıklamasıyla birlikte altının ons tarafında arkadaşlar yukarı yönlü bir hareketlenme gördük. Yellen'in yapmış olduğu açıklamada dolar kendini artık piyasa koşullarına göre belirleyecektir şeklindeki yorumundan sonra özellikle dolar endeksinde geri çekilmeler, altın tarafında da bir miktar yukarı yönlenmeler yaşadık. Bütün bunların neticesinde arkadaşlar altın tarafında özellikle de Biden'ın koltuğa oturması artık yemin töreninden sonra görevine başlamış olmasıyla birlikte de teşvik paketleri tekrardan Senato'nun gündemine gelecektir. Biden'ın özellikle tekrardan bir teşvik paketi daha piyasaya süreceği ve Yellen'in de bu teşvik paketini önemli bir miktarda onaylama sürecinde tuttuğunu da hepimiz zaten basın tarafında takip ediyoruz. Dediğim gibi altının ons tarafında özellikle arkadaşlar bizler için 1855 seviyesi bu hafta önemli olacak. 1855 üzerinde altının onsu kapanışlarına devam etmesiyle birlikte de bizler altının onsunda artık 1917 seviyesine doğru yukarı yönlü atakların gelişebileceği yönündeki tahminimizi sürdürüyoruz. Özellikle altının ons tarafında yukarıdan aşağıya doğru gelen arkadaşlar şurada gördüğümüz trend çizgisi henüz yukarıya kırılmış değil. Bu da altının onsunda alım yapmak isteyen arkadaşlar yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla buradaki kırılımı beklemeliler diye düşünüyorum. Çünkü buradaki kırılımla birlikte yukarı yönlü hareketin daha da belirginleşmesi kesinleşecektir arkadaşlar. Buradaki kırılım hangi seviyeden gelebilir? 1875, bu hafta 1875'li seviyelerde bulunan bu trend çizimiz yukarı yönlü kırılması durumunda 1900 ilk etapta arkadaşlar şuradaki 1955 direncine doğru altının onsunda yukarı yönlü hareketleri tetikleyebilir. Bizler için dediğim gibi şuradaki arkadaşlar kırılım çok önemli olacak. Özellikle de 1875 seviyesinden geçen bu kırılım yukarı yönlü hareketin tetiklenmesi için şart olan bir hareket. Buradaki tetiklenme yukarı yönlü kırılmasıyla birlikte 1917 ve 1950 dolarlar seviyesine doğru işte o zaman altının ons tarafında yukarı yönlü hareketler görmemiz mümkün. Gram altına da bakalım. Hemen gram altında bizler için önemli olacak seviyeler hangi seviyelerde sizlerle birlikte bunu da buradan bulmaya çalışalım. Gram altında özellikle 442 seviyesinden haftayı kapatmış durumda arkadaşlar. Gram altında bizler için artık şuradaki
434 seviyesi bir taban seviyesi durumuna geçti. Özellikle bazı arkadaşların anlamak istemediği piyasada çok sert hareket beklentilerinin olduğu, fakat maalesef arkadaşlar piyasa öyle sizlerin düşündüğü gibi çok sert hareketler her zaman yapmaz. Piyasadaki haber akışlarına bağlı olarak burada da altın olsun, dolar olsun, gümüş olsun, bu fiyat hareketleri de bunların neticesinde yukarı yönlü hareketlerini ya yatayda ya da yukarı yönlü veya düşüş yönlü devam ettirir. Bizler şimdilik gram altında 434 seviyesini bir taban seviyesi olarak düşünmekteyiz. Bu taban seviyesinde özellikle de 449 direnci arasında bir yatay seyir izleyen gram altın görmekteyiz. Gram altında da özellikle 449 seviyesi çok önemli arkadaşlar. Çünkü 449 seviyesi kırılımıyla birlikte gram altında 474'lü seviyelere doğru ataklar görmemiz mümkün olacaktır. Bütün bunların neticesinde şu şekilde 434 bizler için bir taban ve stop bölgesi. Onun üzerinde 449 kanalı. 449 kanalı üzerinde de gram altında takipte kalmamız gereken 474 kanal aralıkları dikkatle takip edilmesi gereken önemli kanal aralıkları olarak gözükmekte. Piyasaların yatay gidişiyle birlikte çoğu arkadaş bazı yorumlara biliyorum kızmakta, sabırsız arkadaşlar. Özellikle yukarıdan altın ve dolar alan arkadaşlar. Bu arkadaşlar için de birkaç çift laf söylemek istiyorum. Arkadaşlar bizler buradan sizleri uyarmaya çalıştıkça sizler kendi beklentileriniz doğrultusunda bazı arkadaşlara uyup yukarıdan altın ve dolar aldınız. Bunun için kesinlikle beni suçlamayın. Yorumlarım açık diye de kendinizi bir şey zannetmeyin arkadaşlar. Çünkü ben sizlere hiçbir zaman o seviyelerden altın veya dolar alın şeklinde bir yorum yapmadım. Sıkıntınız kimeyse gidip sıkıntınızı o arkadaşların yorumları kapalı olduğu için kendilerine anlatamıyorsunuz. İçini, özellikle de içinizi bize dökmeye çalışıyorsunuz. Hal ve hareketlerinize dikkat edin diye de sizleri uyarıyorum. Özellikle bu trolleri. Kendinize gelin artık. Neyse konumuza geçelim arkadaşlar. Kanalımızın sürekli abonesi olan arkadaşları da bu troll arkadaşların rahatsız ettiğini zaten görüyorum. Bu arkadaşlara sizler uymayın arkadaşlar. Kesinlikle uymayın. Bunlar kendi dik başlıklıklarının cezasını çeken arkadaşlar. Özellikle de yüksek seviyelerden yaptıkları alımları bu kendilerine aldıran kişilere yazamadıkları için bütün içlerini bizim kanalımızda dökmeye çalışıyorlar. Fakat ben bütün bunlara rağmen kesinlikle kanalımın yorum kısmını da kapatmayacağım. Beni sürekli takip eden arkadaşlar da zaten sizlerin yorumlarına gerekli cevapları bu videonun altında verecektir diye de düşünmekteyim. Evet, gram altında dediğim gibi arkadaşlar artık 434 seviyeleri yavaş yavaş bir taban seviye oluşturmaya başladı. Bunun üzerinde 449 ve bizler için 474 özellikle takip edilmesi gereken önemli seviyeler şeklinde de düşünülebilir. Hemen gümüş tarafına da geçelim. Gümüş bekleyen arkadaşlarımız da var. Gümüşün onsuyla başlayalım arkadaşlar. Gümüş onsla 25.46 seviyesinden bir haftalık kapanış gerçekleştirdi. Gümüşün onsunda bizler için takipte, özellikle takipte olduğumuz kısadaki yerimiz 24.53 seviyesiydi. Bu 24.53 seviyesi üzerinde kapanış gümüşün ons tarafında gördük. 24.53 bizler için dip kabul ettiğimiz bir seviye. Onun üzerinde de 26.04 kanalımız kendini göstermekte. Gümüşün ons tarafındaki arkadaşlar özellikle 24.53 direnci üzerinde kalındıkça, desteği üzerinde kalındıkça arkadaşlar yukarıda kırması gereken önemli bir direnç noktası 26 dolar seviyesi olarak gümüşte gözükmekte. 26 dolar seviyesi gümüşteki önemli bir seviye. Bu 26 dolar üzerinde hareketlerin başlamasıyla birlikte gümüşte de tekrar 28.50 dolarlar seviyesi görülmeye başlanacaktır. Özellikle gümüşün hareketleri biliyorsunuz arkadaşlar şımarık bir çocuğun hareketleri gibidir. Gümüş çok sert aşağı yönlü hareketler yapabildiği gibi bir anda yukarı yönlü de çok sert hareketler yapabiliyor. Özellikle altın ve gümüş tarafında olan arkadaşlar
sabırlı olması gereken arkadaşlardır. Emtia kısmı genellikle uzun vade ve orta vade bir yatırımdır. Uzun ve orta vadedeki arkadaşlar hiçbir zaman altın ve gümüş tarafında zarara uğramamıştır arkadaşlar. Zamanında yatay seyreden bir altın görülse de zaman içerisinde sabırla bekleyenler gördüğünüz gibi yüksek miktarlarda karlarını alıp altın tarafında rahatlarına bakmışlardır. Gümüşte de aynı altındaki gibi gördüğünüz gibi şuradaki üçgen içerisinde sıkışma devam etmekte. Buradaki daralma biliyorsunuz arkadaşları bezdirme daralma bölgesidir. Bu daralma içerisindeki hareketler yönünü yukarı çevirdiği vakit bu sefer altında işte buralarda sabırsız olanlar dökülmeye başladığı vakit arkadaşlar gümüşte de yukarı yönlü hareketlerin devamını o zaman görmeye başlayacağız. Bu üçgen içerisindeki hareketler bezdirme hareketleri olarak gümüşün ons tarafında göze çarpmakta. Gümüşün gram tarafına da hemen bakalım. Gümüşün gram tarafında bizler için önemli olacak seviyeler hangi seviyelerde? Sizlerle birlikte bunu bulmaya çalışalım. Gümüşün gramı da 6.07'den bir kapanış yaptı arkadaşlar. 6 dolarlar üzerinde gümüş gram bizler için olumlu bir gümüş gram. Bakın burada da nasıl gene üçgen var. Üçgen içerisinde hareket devam etmekte. Şimdi bazı arkadaşlar biliyorum kızıyorlar. Şuradan şurası destek direnç dediğimiz zaman. Yalnız bakın şuradaki mavi çizgi aşağıya doğru çizdiğimiz mavi çizgi. Gördüğünüz gibi direnç. Bu direncin nereden kırılacağını hiç kimse bilemez arkadaşlar. Bunu biliyorum diyenler de zaten sizleri kandırmaya yönelik konuşan kişilerdir. Bu üçgen içerisindeki yukarıdan gelen direnç aşağıdan çizdiğimiz mavi çizgide destek konumundaki yeri gösterir. O yüzden gördüğünüz gibi bu destek aşağıya kırılmadığı, bu direnç yukarı kırılmadığı müddetçe buradaki hareketin nereye olacağını hiçbirimiz bilemeyiz. Buradaki hareket, şu üçgen içerisindeki hareket yukarı yönlü kırılırsa bu piyasa olarak beklentisi yukarı yönlü kırılması yönünde. Çünkü hareketin henüz daha teşvik paketlerinin açıklanmasıyla öyle birdenbire yukarı gidecek diye bir durum da yok. Bu teşvik paketleri açıklandıkça yukarıya yönlü bu piyasaya para yayıldıkça bu paranın gideceği yer de önemli. Buradaki yukarıdan aşağıya gelen mavi çizgi yukarı yönlü kırıldığı zaman arkadaşlar burada beklenti ne olur? Şuradaki 24 dolar 28 dolar arası yani 4 dolarlık bir yukarı hareket. Bu da dediğimiz gibi 28 dolar hareketini gümüşün onsunda başlatacak yerdir. Yani bu yüzden söylüyoruz bizler aşağıya yönlü yukarı yönlü kırılımın nasıl olacağı şeklindeki hareketleri sizlere anlatmaya çalışıyoruz. Gümüşün gramında da aynı gümüşün onsundaki gibi burada hareketler görülüyor. Bu hareketlerde gümüşün gramında 5.82 şuradaki 5 lira 82 bizler için bir taban bölge olarak kabul ediyoruz. Ne dedik? Bu 5.82 üzerinde bizler için önemli olacak kritik seviye 6 dolar seviyesi. 6 lira seviyesi pardon. Bu 6 lira seviyesi üzerinden de bu hafta kapanışımızı gördük. Bu hafta gördüğümüz bu kapanışla birlikte özellikle gümüşün gramında 6.31'li seviyelere doğru yukarı yönlü hareket beklentimiz hala devam etmekte. Teknik ve grafik olarak yaptığımız analizde bunu görüyoruz. 6.31 kuvvetli bir direnç hala gümüşün gram tarafında. Fakat bu 6.31 üzerinde haftalık kapanışlar görmeye başladığımız vakit bu sefer gümüşün gramında tekrardan 6.80'li seviyelere doğru hareketler görmemiz mümkün. Tabii bunun için şartımız ne dedik? Şuradaki üçgen içerisindeki hareketler çok önemli olacak. Bu üçgen içerisindeki hareketlerin mutlaka bir yöne doğru kırılımını bizler takip edeceğiz. Burası üçgen yukarıya yönlü kırılırsa yönümüz tekrardan o zaman 6.80'li seviyelere doğru gümüşün gram tarafında devam edecek. Tabii bu iyi senaryomuz. Kötü senaryoda bu üçgen aşağı yönlü de kırılabilir arkadaşlar. Aşağı yönlü kırılması durumunda da aynı buradaki 4 dolar şeklinde bu sefer 21 dolarlara doğru gümüşün ons tarafı hareket eder. Gümüşün gram tarafı da 5.82 kırılmasıyla birlikte eğer kırılırsa aşağı yönlü kırılırsa bu sefer orada da maalesef ne olur 1.5
TL'ler civarına doğru da gümüşün gramında aşağı yönlü bu sefer hareketler görmeniz de mümkün olur. Bu bölgeler genellikle bu üçgen içerisindeki bölgeler bezdirme bölgeleridir. Şurada gördüğünüz hareket yatırımcıyı bezdirme alanıdır. O yüzden sizlerin en sabırsız olduğunuz bölgeler bu bölgeler olacağından dolayı sizleri bu bölge içerisinde ellerinden geldiği kadar arkadaşlar malınızı almaya zorlarlar. Zaten bakın şuradaki hareket resimsel olarak da baktığınız zaman şu üçgen içerisindeki hareket yukarıda nasıl bir direnç oluşturuyor, aşağıda nasıl bir destek oluşturuyor. Sizler görüyorsunuz büyük yatırımcılar bu üçgen içerisinde sizi ve kendilerini güle oynaya oynatırlar arkadaşlar. Ve elinizde avucunuzda ne var ne yoksa burada döktürürler işte. Yukarıdan satış yapıp aşağıdan tekrardan malı toplarlar. Sizlerin en bezdiğiniz an şu üçgenin burun kısmı olacaktır. Bu üçgenin burun kısmına gelene kadar zaten hepiniz bir şekilde hayatınızdan bezmiş, zararda olduğunuz ürününüzden bezmiş, satayım kurtulayım şeklinde yorumlar yapmaya başladığınız vakit bunlar buradan ürünü alır, yukarıya doğru götürürler. O zaman da işte hiçbir şekilde kendiniz bu ürünlerden arkasından bakıp el sallarsınız. Çünkü her an için yukarıdaki dirençten dönecekmiş gibi bir hissiyat size yarattıkları için, psikolojik olarak da bu hissiyatı size verdikleri için sizler elinizdeki avucunuzdakini bir daha da geri alamayacak pozisyona gelirsiniz. Ta ki daha da yükselecek hissiyatı size burada vermeye başladıkları zamana kadar. Evet, benim altın ve gümüş tarafında söylemek istediklerim bu hafta bu kadar. Ben sizler için buradaki üçgeni zaten takip ediyorum. Buradaki kırılıma göre de tekrardan videolarımda sizi bilgilendirmeye çalışırım. Altın ve gümüş tarafındaki arkadaşlar kendilerine çok dikkat etsinler. Bu haftalık da videomuz bundan ibaret. Kanalımıza abone olmamış arkadaşları da mutlaka kanalımıza abone olmaya bekliyorum. Kanalıma abone olmuş arkadaşların da hepsine kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.